Şimdi arkadaşlar bu videoda deveri nasıl çizeceğinizi anlatacağım. Şimdi bakın eğer bitirdiyseniz işlemlerinizi bitirdiyseniz dever hesaplamaları ile alakalı örnek projeyi açın, sample projeyi. Gelin o dever şeklinde bir kopyalayın bir kere. Kopyalayın onu. Yeni bir drawing açın, atın oraya. Attınız mı? Tamam. Şimdi şu hesaplarınıza bir dönelim. Ben kendi hesaplarımı açtım. Şimdi bakın, bu hesapları yaptıysanız, bitirdiyseniz şöyle bir şey göreceksiniz. Daha önce biz A parametremizi bulmuştuk, L'mizi bulmuştuk, R'mizi zaten biliyoruz. Her şeyi biliyoruz. Artık bu şekli komple çizebiliriz. Nasıl? Şu değerleri hesaplamamız lazım. Formülleri yazdığımız zaman hesaplayabiliriz bunu. Zaten bununla uğraşmamanız için size ben bir de Excel dosyası hazırladım. Bakın, değil mi? X, Y, Y, L yazdım mı? A'yı yazdım mı? L yazdım mı? Şat diye çıkarıyor. Hiçbir sorun yok. Şimdi yazarsam buraya kendi L değerini 100 şak çıkacak X, Y'si. Tamam. Artık her şeyi bildiğime göre gayet rahat bir şekilde diğer şeyleri de hesaplayabilirim. Y, M, T, U, T, K'yı, X belli, Y belli, R belli, sinüs, to belli, to. Bakın şuradaki şu 57, 29, 58'i unutmayın radyanı dereceye çevirirken ha. Ondan sonra bunların hepsini buldum ben. Hesapladım. Şimdi artık bunları bulduysam bu şekli çizebilirim ya. Bu neticede bir geometrik şekil. Bakıyorum şimdi ne lazım? X kadar gitmem lazım. Line çekeceğim x kadar. 97.529'luk line'ımı çektim işte. 52.894 çektim. Aşağı indim 16.371. Sonra bakın hipotenüsü çizdim. O da ne zaten? S değerim benim. Ondan sonra ne lazım bana? Bakın şekle tekrar bakın. Bakın TU kadar gideceğim. TU kadar gideceğim. Kısa teğet çizeceğim. Bakın şu TU uzun teğet zaten. TK kısa teğet. Uzun teğet kadar gideceğim. 67.561 bakın. Gideceğim şimdi 67.561. F8 de tabi unutmayın gittik. 67.561 gideceğim şimdi. 67.561 gittiğim zaman uzun teğetimi çizdim. Tamam gittim aşağıya. Oradan nereye gideceğim? Diğer teğet noktası. Orası da neresi? TK. Kısa teğet. Şimdi uzunu çizdim. Şimdi kısa teğeti çizeceğim şurayı. Aynen gösteriyorum işte. Kısa teğeti çizdim. Çizdim. Direkt şak diye çiziyorsunuz zaten eğer şeyleriniz açıksa Object Synapse'sinde tutar zaten orayı. Ölçtüm. Az önce ben ölçtüm orayı bir de. 34.148 çıkmış. Tam geliyor yani. Heh. Sonra ne yaptım? Geldim merkezi bir bulayım dedim. XM kadar sağa açıldım. Çünkü şu şekle baktığınız zaman şekle bir bakın. Şekle bir bakın. Bakın XM YM. Yani şu kadar gidersem, XM kadar gidip YM kadar da yukarı çıkarsam eski benim yani çembersel eğrimin, çembersel yani yay parçası, çember parçası olan eğrimin merkezine ulaşıyorum. Şimdi bir kayma oldu değil mi? İçeri geçiyordu zaten hani belli bir miktar içeriye öteleniyordu. Daha tatlı bir viraj oluyordu. Şimdi eski kurbumun eğer kurbumu hiç bozmasaydım eski kurbum şöyleydi. Artık bir geçiş eğrim var. Eskiden kurb böyleydi. Şimdi geçiş eğrisi de daha tatlı geçiyorum bakın. Şunun merkezi nerede onu bulacağım. Onu bulmak için de ne yapacağım? XM kadar gideceğim. YM kadar yukarı çıkacağım. XM kadar gittim. Bakın 49 küsür gittim. Sonra aşağıya açıldım. Ne kadar? 104 küsür. Zaten bakın o 104 yarıçapımız da 100'dü ya delta R de zaten 4.12.967 çıkmak zorunda. Şimdi bakın eski çemberimi çizeyim. Eski çemberimi çizmek için bu zaten merkezdi. Buraya kadar bakın orası ne kadar? 100 olmak zorunda. Bakın 100 zaten. Çok 100'e de yakın olur. 99.9995 çıkabilir. O da doğrudur. Sonra hemen oradan şeyi seçiyorum. Start end şuraya merkezden de bir tane yüzlük R attım. Yani startı belli, endi belli, sonu başı merkezi belli. Start, center, end. Nerede? Start. Nerede?
Pardon, yanlış şeyi seçmişim. Start and bunu yanlış şeyi seçmişim. Önemli değil. Start, center, end. İlki zaten ha. Başı belli, sonu belli. Start. Yanlış yere tıklamışım. Start, center, end. Tertemiz. Klikle tıkla. Ha, şimdi bu eskisiydi. Eski şu kesikli. Şimdi onun tipini de değiştirelim şuradan. Kesikli yapalım çizgisini. Kalınlığı değil. Heh. Tamam, bu eskisiydi bakın. Şimdi aradaki şunu çizmemiz lazım. Şunu nasıl çizeceğim? Bakın. Onu nasıl çizeceğim? Bakın şu arayı ölçün, delta rayı verir. Gördünüz mü? 4.12.97. Bakın delta rayı. Ya vermek zorunda. Vermiyorsa hata yapıyorsunuz demektir. Sonra neyi lazım? Şey lazım bana. Klotoidin şeklini belirledik ama artık geç yerisi halini, şu hale nasıl getireceğim bakın. Onun için planınızı açıyorsunuz. Bak unscaled olması lazım ha. Yani bir birimin 1 metre eşit olması lazım. İlk haldeki planınızı açın. Yoksa hep hatalı çıkar. Dikkat edin. Planımı açtım. Zaten LG 100 ise yarısı bunun. LG bölü 2 kurttan önce, TO'dan önce. LG bölü 2 de TO'dan sonra olacak. Değil mi? Benim 100'dü zaten LG'm. Hemen TO'dan aşağıya ne yapacağım? Bir yüzlük şey atacağım. Buradan TO'dan aşağıya yüzlük bir line atacağım. Doğrultuyu gösterdim. 100 dedim. Yani 50'lik daha doğrusu. TO'dan önce 50, TO'dan sonra 50 olacak ya. Aşağıya indim. 50 kadar. LG bölü 2 TO'dan önce, LG bölü 2 TO'dan sonra. 50 kadar aşağı indim. Yes. Ondan sonra ne yapacağım? Ondan sonra ne yapacağım? Her cross section'ım olan mesafelerimi ölçeceğim. Bakın. Hemen oradan dalla ölçüyorum. 8.2588. Sağ tarafa Excel'e yazıyorum L yerine. Bakın artık ölçtüğüm her mesafe benim L mesafem. L'yi yazıyorum. X'im, Y'm belli. Tamam. X kadar git, Y kadar aşağı in. X kadar gittim, Y kadar aşağı indim. Tamam. Burası çok küçük. 0.009389. O yüzden ne yapıyorum? Tepesine de bir işaret koyuyorum. Unutmayayım o küçücük noktayı diye. Tamam. Sonra geldim ikinci noktama, ikinci cross section'ıma dal yapıp onu da ölçüyorum en baştan. Bak bunlar artık benim L mesafelerim arkadaşlar. L mesafelerim, unutmayın. L'nin üzerindeyiz, eğrinin üzerindeyiz. 24, 36, 76. Gidiyorum şimdi burada Excel'de L'yi değiştiriyorum. 24, 36, 76. 24, 36, 76. Sabah da ALES'e girdim, biraz yorgunum. İnşallah bu sefer 95 gelir. Zaten 91'im var ama. 24, 36, 76. Gittim. X'im ne kadarmış? 24, 36, 545. X de o kadar gideceğim. 36, 545 gideceğim. L'de, Y'de, Y'de aşağı ineceğim. Ne kadar? 0.24, 11, 35. Aşağı ineyim. Tamam. Ona da unutmamak için oraya bir nokta çizdim. Çünkü çok küçük oluyor diğerlerine oranla. O yeri noktayı unutabiliyoruz. Tamam. Şimdi 3. yere uzaklığımı bulacağım. Bastık 3. yere. Ne kadar? 37, 32, 07. Evet, geldim şimdi, yazdım. X'imi buldum. Şimdi TO'ya kadar, TO'da ne yazacağım L'ye? 50 yazacağım tabii ki. Yani yarısı TO'dan önce 50 idi. 50 de sonra 100 metreydi benim L. 50, 50. 50 yazdım. TO'daki X'imi, Y'imi buldum. Sonra bakın şu arayı ölçmek biraz zor olur. Arç març yapacaksın. Ölçme ya. Niye ölçüyorsun? 70.77 eksi 59.90 belli zaten. Ona da 50 eklersen toplam mesafeyi bulmaz mısın? Bulursun. Hemen buraya bir fonksiyon yazdım. İşte şura eksi, işte bura eksi değil, artı olacak. Yanlış yapmışım. Şimdi düzelteceğim zaten. Bakın. Ne yazdım oraya? Artı 50. Aynen. Neresi artı 50? Bu eksi bu olsun dedim oraya da. Eksi bu olsun dedim. Aynen. Şimdi oraya istediğini yaz.
Şu sağ tarafa zaten 70.77 yazacağım şimdi sol tarafa. Sağ tarafa da 59.90 yazacağım. Zaten orası hep 59.90 kalacak. Aradaki farkı hep ekleyeceğim yani. Yani gene başlangıçta ama mesafeyi buluyorum arkadaşlar. LG'nin başından yani neresi orası? ÜA ya da ne? TS yani aynı şey. ÜA TS'ye eşit. SC'de ÜE'ye eşit. Aynı şey bunlar. Zaten şeye bakarsanız da görürsünüz. Nerede resim? Resim nerede? Bakın resme. Bakın TÜA, TS, ÜE, SC aynı şey. Evet. Geldik tekrar videoya. Ne yaptım? Şuraya bir fonksiyon yaptım yani şu arayı hesaplamak için. Bir şey yok. Buradan korkmayın. Bir şey yok. Başlangıcı olan mesafeyi L yerine yazıyorum her seferinde. Çatır çatır X'imi Y'imi buluyorum işte. 70.77 için buluyorum. İşte 70.77'den başa şey var. Yani ÜA'ya ne kadar var? 60.87 var. Ondan sonra 83.06 için yazıyorum. Aynı X kadar gidiyorum, Y kadar iniyorum. Sonra 83.06 için yazıyorum. Aynı X kadar gidip Y kadar iniyorum. Sonra son noktaya gelince bakın arkadaşlar. Şimdi 90.1'den sonraki nokta bakın 59.90'dan 50 metre daha içeri gideceğim. Zaten ne eder? 59.90 artı 50 109.90 yapar. O da nerede? Şu arada zaten. Artık H1'den sonra yeni bir enkeste geçmiyorum. Şurada bitiyor zaten benim geçiş yerim. Bakın buradan sonrası artık şey. Circular kör yani çembersel eğri buradan sonrası buraya kadar geçiş eğrisi olacak buradan sonra çembersel eğriye geçecek tamam yani delta ray en gerideki 4.127 metrelik delta ray artık şurada sıfırlanacak artık çembersel eğrinin merkezi olacak ama orayla ilgilenmiyoruz biz geçiş eğrisi kısmını biliyoruz bunu zaten çizdik planda değil mi öncesinde ne var sonra son noktayı bulmak için de işte x'te 97.52894 gidiyorum. Y'de de 16.37.142 kadar aşağı iniyorum işte. Son noktamı bulacağım. Ha. Sonra spline'la bakın çiziyorum. Spline'la. SP line'la çiziyorum. Çiziyorum, 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 çiziyorum. Bakın. Son noktayı geldiğinizde bir doğrultu göstermeniz lazım. Spline öyle çalışıyordu. Son noktadan sonra doğrultuyu gösterip space'e basıyordunuz yapıyordu. Yamuk yumuk olur. Bakın. Olmaz. O yüzden daha garanti almak için şu L'ye bir 110 verin. Sizin L'niz 100'dü ama bir 110 verin. 110 metre sonra kaça açılır bu fonksiyon? Bu neticede klotoid eğrisi bir fonksiyon değil mi? 110 olsun. Kaça açılıyormuş? 106.042 gidiyormuş X'te. Y'de ne kadar gidiyormuş? 21.61. Bunu sadece doğrultusunu göstermek için çizdim ekstradan. Halbuki yüzde bitiyordu zaten benim. Doğrultusunu göstermek için. Tekrar spline'a basıyorum. Spline. Tek tek geleceğim şimdi oradan. Tık. F8'e basıyoruz. Geliyorum. 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 Evet. Buradan aşağı geleceğim. Bakın şu son nokta. Son noktadan sonrası yok. Öbürünü niye çizdim? Doğrultusunu göstermek için spline'a. Sapıtmasın bu eğri diye. Doğrultusunu gösterdim. Space'e bastım. Bas hadi Furkan. Bastı. Evet. Tamam, şimdi orayı silebilirim. Orası zaten lazım değildi. Tamam. Şu üstteki çizgiler de gerekmiyor. Bakın şurada çok küçük açıklık kalabilir. Çok küçük yerde. Önemli değil arkadaşlar. O kadar olur. Regen yapsanız belki de gidecek. O çok küçük. Yani 0,'dan sonra 3 tane 0 falan var. Ondan sonra orası. Tamam. Şimdi alın. Bu şekli kopyalayın. Gelin nereye? Buraya koyun. Tamam. Koydunuz mu? Tamam. Bakın onları da silin şimdi. Bunlar lazım olmayan şeyler size. Şu an için. O kalsa da olurmuş o kadar küçük. Değil mi? Silsen ne silmesen ne. Bunları da sildik mi artık ilk şeklimiz, klotoidin ilk şekli tamamdır. Değil mi arkadaşlar? Sonra artık A'sını, R'sini, L'sini yazarsınız. T'sunu, TK'sını, delta R'sini, T'sunu, sigmasını hepsini yazarsınız. Tamam. Aynı bu proje gibi olacak işte. Örnek proje gibi. Şimdi alttakine geçeceğiz. Onu da anlatacağım birazdan.